Sayın seyirciler, terörist başı Apo'nun idamına ilişkin 57. hükümete yönelik eleştirileri stüdyomuzda konuk ettiğimiz dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e sorduk. Hikmet Sami Türk, Apo'yu asıl kurtaranın AKP hükümeti olduğunu söyledi. Türk PKK'nın çekilmesine, güvenlik güçlerine müdahale etmeyin emri verilmesinin de kanunsuzluk olduğunu savundu. Güvenlik güçlerimiz oraya gitti ve bir operasyonda Öcalan yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Apo'nun idamına ilişkin 57. hükümete yönelik eleştirileri dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e sorduk. 16 Şubat 1999 günü Öcalan İmralı'ya götürülüyor Türkiye'ye getirildikten sonra. Ve ilginç, aynı gün Öcalan adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açılıyor. Her şeyin de kilit noktası aslında o, değil mi? Evet. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 34. maddesine göre Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yazılı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla bu mahkemeye başvurabilirler. Ona dayanarak dava açılıyor. Şimdi Öcalan yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra Hikmet Sami Türk, koalisyon ortaklarından MHP'nin Avrupa Birliği uyum kanunları kapsamında çıkarılmak istenen 3. pakette yer alan maddelere terör örgütü elebaşısının cezasının hafiflemesine vesile olacağı için şiddetle karşı çıktığını ifade etti. İdamı kaldıranın AKP olduğunu söyledi. Meclise işte 3. Avrupa Birliği 3. uyum paketi geldi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin engellemek istediği karşı çıktı. Evet. Mecliste genel kurulda da çok sert muhalefet yaptılar. Orada başka hükümler de var o kanunda. Bu Avrupa Birliği uyum sürecinde çıkarılmış olan bir kanundur. Şimdi daha sonra gelinen noktayı anlatayım. Ölüm cezasının her durumda kaldırılmasına dair 13 numaralı protokol 2002 yılında imza çıkarıldı, kabul edildi. Ve orada birinci madde şu hüküm yer alıyor. Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. Hiç kimse deniyor. Evet, hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. Ve Türkiye bunu da kabul etmiştir. Çünkü biz Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmişiz. Dolayısıyla bu da yürürlükte ve bunun gereğini yerine getirmek için bugünkü iktidar zamanında yapılmış olan anayasa değişikliği ve çıkarılmış olan kanun var. 2004 yılında 5170 sayılı kanunla anayasa yapılan değişiklikle anayasada nerede ölüm cezası sözü geçiyorsa, o zaman o sözler kalmıştı, ibareler kalmıştı. Onların hepsi anayasadan çıkarıldı. Hangi parti döneminde bu? İktidar Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Evet. Yılda 2002. AK Parti ya da AKP. 7-5-2004 tarih ve 5170 sayılı kanun. O zaman Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu söylediğim gibi 13 numaralı protokol doğrultusunda, ben eleştirmiyorum bunu, 13 numaralı protokol doğrultusunda bir düzenlemedir. Ve bunun tabi uygulanması için bir de kanun yapılıyor. Anayasa değişikliklerini kanunlara yansıtmak gerekir. Ölüm cezasının kaldırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. Bu da bu kanunun çıkmasından aşağı yukarı bir hafta sonra 14-7-2004 tarihinde çıkmış. Bu da bugünkü iktidarın yaptığı. Dolayısıyla bugünkü iktidar başbakan Avrupa, şimdi çıkıp asaydınız diyor ya da idam konusunu gündeme getiriyor açılım öncesinde. Bence yani bu ne kadar demagoji yaptıklarını anlayabilirsiniz. Yani kendileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokol 13 doğrultusunda bu kanunları, bu anayasa değişikliğini ve kanun değişikliğini gerçekleştirmiş olan bir iktidar. Yani idam kararını kaldıran da Adalet ve Kalkınma Partisi. Sonunda tümüyle. Ya bizim Hikmet Sami Türk, PKK'lıların çekilmesine göz yummanın da suç olduğunun altını çizdi. Asker de etkili olabileceği yerlerden geri çekilmiş durumda. Yani PKK ya da PKK ne ölçüde çekiliyor bunu tam olarak bilemiyoruz ama asker birçok yerde geri çekilmiş durumda, öyle anlaşılıyor. Bir de şimdi yani son... tabii bu konuda Ankara'dan verilen emirler var tabii. Anladım. Ankara'dan bu emirleri verenler sorumludur. Anladım. Ve bir şey daha var. Bu kanunsuz bir emirdir aslında.
kanunsuz emir hem o emri vereni hem yerine getireni sorumluluktan kurtarmaz.